Avrupa Parlamentosu, dünyada yapay zeka kullanımına ilişkin kurallar getiren ilk yasal düzenleme olan Avrupa Yapay Zeka Yasası'nı onayladı. Yeni yasa ile insan haklarını tehdit eden yapay zeka uygulamaları yasaklanabilecek. Türkiye ve Irak, Kuzey Irak'ta güvenlik için bir araya geliyor. İki ülke yetkilileri, Kuzey Irak'ta güvenliğin sağlanması konusunda atılacak adımları ele alacak. Milli sporcu Bilge Çingigiray, Ayda Indoor Open Serbest Dalış Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırdı. Marmara Denizi'nde Biga açıklarında hortum meydana geldi. Hortum, kısa sürede etkisini yitirerek herhangi bir zarara neden olmadı. Çin'in Hebei eyaletindeki bir restoranda meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Evet, herkese iyi akşamlar. Eskişehir'den selamlar, sevgiler, saygılar. Bu akşam da yine memleketimde.net ve Gazetetürk canlı yayındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Az sonra sağlık köşemiz başlayacak. Uzmanına sor köşemiz başlayacak. Orada bir kulak burun boğaz uzmanı doktorumuzla beraber olacağız. Sorularınız hazırsa şimdiden hazırlanın. Az sonra hepsini sorabilirsiniz ama öncesinde Belçika'ya bağlanın. Necdet abi, iyi akşamlar. İyi akşamlar Umut Bey. Buradan Belçika'dan selamlar gönderiyorum ve bizi izleyen herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar. Evet, bugün akşam yine uzmanına sor dediğiniz gibi kulak burun boğaz uzmanı Doktor Uygar Can Arıcı'yı konuk edeceğiz. Dediğiniz gibi tam kış aylarının da esasında en çok hastalıklarından birisi. Ve bu hastalık üzerine de herkesi dediğiniz gibi canlı yayında sorularınızı bekliyoruz. Ve karşınızda uzman doktorumuz ve çok önemli bir doktor. Gerçekten memleketimizde Eskişehir'de görev yapıyor kendisi. Ve acil bilene sorularınızı yanıtlayacak şekilde olduğu için paylaşma şeyi çok önemli sayın seyirciler. Biz niye paylaşmayı ön plana çıkarmaya çalışıyoruz? Şu anda 20 kişi varsa bu 20 kişi paylaşsın ki sizin belki bir sorununuz olmayabilir. Sizin ailenizde bir böyle sağlık problemi olmayabilir ama çevrenizde olabilir. Onlara şu anda karşılarına canlı olarak çıkarıyoruz sayın seyirciler. Bir uzman doktorumuzu ve ünlü bir doktorumuz kendisi. Ve bu doktora soru sormak için de paylaşmanın çok önemi var. Bunu her zaman zikrediyorum burada yayında. Ve paylaşmanın da önemi bizlere de çok faydası var. Ve bu şekilde sizlerle interaktif yaptığımız programlarda çok kişinin de belki de derdine çare oluyoruz. Ve bu şekilde de bu yayınlarımız devam ediyor çarşamba günlerinde. Evet, bugün kulak burun boğaz uzmanı Doktor Sayın Uygar Can Arıcı'yı yayınımıza alacağız biraz sonra. Sizlerden paylaşımı istedikten sonra bizim biliyorsunuz bir de en önemli şeylerimizden iki şeyi aktif duruma getirdik. Biliyorsunuz memleketimdearaç.com sitesinden ve memleketimdetatil.com'u şu anda aktif ve bu iki aktif yerden şu anda tatilinizi ve aracınızı kiralayabilir ve tatil döneminizi alabilirsiniz. Ve çok da avantajlı sayın seyirciler. Bu avantajların çoğunda size söyleyebilirim ki araştırın, sorun, oradaki fiyatları da görün. Ona göre de eğer buradan tatil almak zorunda değilsiniz ama fiyatları ve dönemi gördüğünüzde çok avantajlı olduğunu göreceksiniz. Aldığınızda da hele bir tatil ya da aracı dönemini bir geçirdiğinizde, geldiğinizde çok çok bahsedeceğiniz konuların içerisinde yer alacağını umuyorum. Bugün hem sağlığı söyledik ama dün biliyorsunuz tatili masaya yatırmıştık. Artık sık sık bunu da dile getireceğiz. Ve uygulama da indirin memleketimde. Memnet olarak zaten uygulamalarda şu anda bulunuyor. Bu iki uygulamadan indirirseniz de mutlaka bu avantajlardan siz de yararlanın diyebilirim. Evet Umut Bey. Evet Necdet abi, dünkü yayınımızda memleketimdetatil.com'u anlattık. Orada neler var neler yok bunlardan konuştuk. Sıkı bir konuşmaydı. Sıkı bir yayındı hakikaten de. Çok da zevkli geçti. Önümüzdeki hafta salı günü bir tekrarını yapacağız ama tekrar derken tekrardan memleketimdetatil.com nedir anlatmayacağız artık. Bu dakikadan sonra daha farklı şeylerden bahsedeceğiz ama özellikle önümüzdeki haftadan itibaren artık çekilişler başlıyor. Bunu hatırlatmak istiyorum ben. Çekilişler ne üzerine başlayacak? Tatil kazanacaklar üzerine. Evet, aynen öyle. Süper.
İzleyicilerimiz tatil üzerine çekilişlerden tatil kazanacaklar. Bazı otellerden, Türkiye'deki bazı otellerden son derecede zevkli olacak. Hemen böyle önümüzdeki hafta dediğim gibi artık bu şeyleri başlatıyoruz. Bunlar için belli koşullar olacak. Bu koşullar aslında böyle ağır koşullar falan filan değil asla. Az önce bahsettiğiniz işte Memnet uygulamasını indirme ve oraya üye olma. Sadece bu. Bu kadar, daha fazlası. Bakalım ekipten başka şeyler yeni yeni gelirse onları zaten paylaşıyor olacağım ben. Bununla beraber ama önümüzdeki haftadan itibaren, salı gününden itibaren memleketimdetatil.com ile alakalı tatillerden hediye etmeye başlıyoruz biz de. Ne yapmak harika lazım? İlk şeyi söyleyeyim ben. Memnet uygulamasını, memleketimde.net, Memnet uygulamasını indiriyorsunuz. Oraya kaydınızı, üyeliğinizi yapıyorsunuz. Ondan sonra bekliyorsunuz. Orada zaten bakın, göreceksiniz de neler var neler yok orada. Tatille alakalı var, emlakla alakalı var, araç kiralamayla alakalı var. Sağlık tarafında randevu almayla alakalı. Çok böyle basit bir hale getirilmiş bir uygulama bu. Son derece faydalı. Bu sadece Emir Dağları özel değil. Bu Avrupa'da ya da dünyanın farklı yerlerinde yaşayan tüm Türklere özel bir şey. Ama biz bu yayınları Gazete Türk'te yapıyoruz. Yani şu anda aslında Emir Dağları'nda bir ayrıcalığı var. Bunu da çok net söylemek lazım. Fakat bir taraftan şunu da hatırlatmam gerekiyor. Biz bunun reklamlarını da yapıyoruz sosyal medyada. İnanılmaz bir geri dönüş var. Çok fazla geri dönüş var. Neden geri dönüş var? Yani bunu anlamak çok zor değil. Memleketimdetatil.com'a girdiğinizde, o otellerin fiyatlarına baktığınızda, başka sitelerde karşılaştırdığınızda, her otel için söylemiyorum, bu gerçekçi olamaz zaten, fakat birçok otelde fiyat avantajını yakalamış olacaksınız. Bu önemli. Burada şu anda yayını yaptığım kişi Necdet abi de mesela tatilini buradan aldı. Oldukça da kalabalık bir tatil satın aldı. Bunun ben sebebi ne? Şunu bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Deneyimsiz yaşadığınız sizin söylemeniz daha doğru. Her yıl alıyoruz yani. Antalya sahilinde ben Side'nin dışına gitmem. Ve araştırdık yani. Araştırdıktan sonra zaten tüm aile, bir tek bizim ailemiz değil. Yani kayınım, kayınbiraderim, baldızlarım ve çocuklarıyla beraber bir 12 kişilik dediğiniz gibi büyük bir aile olarak aldık. Ve şu anda aldığımızdan da hani oradaki fiyatların daha da aşağısını aldık. İşte bu yıl tatili yaptıktan sonra esasında yayın esnasında bu söylüyorum. Hep bu tatil yapanların da videolarını da çekip biz buralarda onları geri dönüş videolarını yayınlayacağız. Biz de herhalde o yayınlarda yer alacağız. Evet Umut Bey. İnşallah bakalım Necdet abi. Kısa bir hatırlatma. Tekrardan memleketimdetatil.com'da önümüzdeki haftanın itibaren artık çekilişler başlıyor. Ne yapıyoruz bunun için? Memnet uygulamasını indiriyoruz. Oraya üyeliğimizi yapıyoruz. Uygulamayı da inceleyin bu arada. Orada bir hata varsa vesaire varsa bize de bildirin. Çok önemli çünkü bu. Sizden gelecek bütün hataları biz de böyle itinayla burada düzeltelim. Haftaya bu konuyu tekrardan konuşuyor olacağız. Her yayında da hatırlatacağım ben tabii ki. Necdet abi izninizle ben kısaca yorumları okuyacağım. Ondan sonra da artık konuğumuzu alalım, daha fazla bekletmeyelim. Lütfen. Evet, Abdullah Demir. Selam, hayırlı yayınlar demiş. Abdullah Demir hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Türkan Ünal, iyi akşamlar, iyi yayınlar, hayırlı Ramazanlar demiş. Türkan Ünal, çok teşekkürler, sağ olun, var olun. Yüksel Özdemir, hayırlı yayınlar, Gazete Türk, değerli hocam, güzel program yapıyorsunuz, sağ olun, var olun. Ama Ramazan teravih var, onun için biraz katılamıyoruz, saygılar demiş. Yüksel Özdemir olsun, Allah kabul etsin, burada olmanız, olmamanız hiç fark etmez. Bizim için doğru yerdesiniz, eksik olmayın, çok sağ olun, var olun. İsmail Sarı, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar, başarılar diliyorum Umut abim, Necdet abim, Ramazan ayınız, ayımız mübarek olsun demiş. Sevgili İsmail Sarı'ya, ailesine, Kahramanmaraş'a selam ve saygılarımızla. Ve Şükrü Canver, hayırlı yayınlar, selamlar arkadaşım diyor. Şükrü Canver'e de çok çok teşekkür ediyoruz, eksik olmayın. Evet, şimdi artık yavaş yavaş programımıza geçeceğiz. Çok pardon, benim bir taraftan, evet. Yavaş yavaş programımıza başlayalım. Ben şu anda Doktor Bey'i görüyorum. Uygar Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar beyefendi, iyi akşamlar. Nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Bütün izleyenlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. Uygar Hocam, iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Belçika'dan selamlar gönderiyorum Uygar Hocam. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Eskişehir'den biz de sizleri selamlıyoruz. Ne güzel, sağ olun, ne güzel işte vatanla
Gurbetle Sıla'yı bir araya getirdik şu anda. İki tarafı bir araya getirdik. Çok güzel bir duygu tabii ki bu. Evet çok hocam, bugün yayınımıza katıldınız. Güç verdiniz gerçekten. Uzmanınıza sor diye bizim çarşamba günü sağlık bilgilendirme programımıza katıldınız ve Gazete Türk ve Memleketim'de net olarak gerçekten sizlere çok çok teşekkür ediyoruz buradan sayın hocam. Evet, bugün yayınımıza söyledik hocam. Kulak burun boğaz hocamız, sayın uzman doktorumuz Uygar Can Arıcı katılıyor dedik ve sizi tanıttık, ama bizler esas sizi bir kısaca tanıyalım hocam. Tabii. Ben Uygar Can Arıcı, 38 yaşındayım. Ben Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde tıp eğitimini tamamladıktan sonra Almanya'da Nürnberg Devlet Hastanesi'ne, Schatzes Krankenhaus'ta orada uzmanlık eğitimimi aldım ve 2022 yılına kadar da Nürnberg'de kaldım. Ondan sonra memleket hasreti diyelim, tekrar geri döndük bu taraflara. Eskişehir'de güzel bir hastanede şu anda çalışıyoruz. Orada Almanya'da edindiğimiz deneyimleri burada siz hastalarıma da paylaşmaya çalışıyorum. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyorum. Mutlu da ettiğimi de inanıyorum işin doğrusu. Kendim de mutlu da oluyorum onları gördükçe. Ne güzel. Teşekkürler hocam. Evet. Uygar Bey. Harika. Şimdi Uygar Bey'in Eskişehir'de güzel bir hastanede çalışıyorum dediği yer Eskişehir Özel Ümit Hastanesi. Ben onu bir söyleyeyim. Evet. Ümit Hastanesi yöneticileriyle, hekimleriyle bizim de çok sevdiğimiz güzel bir yer. Kendimizi rahat rahat emanet edebildiğimiz bir yer. Oradan bir hekimle de bu akşam beraber olmak bizim için kıymetli. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun siz de. Evet, Doktor Bey, bu akşam konuşacağımız birkaç konu var aslında. Evet. Bunlardan birisi rinoplasti, burun estetiği, birisi geniz eti, birisi kulak tüpü ve birisi de horlama ve kepçe kulak. Bunların hepsini bu akşam konuşuyor olacağız. Horlama benim konum olabilir gerçekten. Erkeklerin hepsinin konusu aslında. Evet, onu eşlerine de sormak lazım bu konuyu. Ben sorarsam çok güzel yanıtlar alacağımı düşünmüyorum. O yüzden burada sessiz sessiz dinleyeceğim sizi. Dilerseniz önce bir rinoplasti ile burun estetiğiyle başlayalım. Öncesinde ben izleyicilerimize şunu da hatırlatmak istiyorum. Ümit Hastanesi dedik az önce. Memleketinde sağlık.com'dan da Ümit Hastanesi'nden randevunuzu çok hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Evet, rinoplasti dediğimizde öncelikle rinoplasti nedir ve hangi durumlarda yapılır? Şimdi rinoplasti burnumuzun şeklinin fonksiyonel amaçlarla korunarak, fonksiyonel amaçları korunaraktan yeniden şekillendirilmesi olayıdır. Yani bu aslında halk arasında da söyleyeceğimiz gibi burun estetiği operasyonu. Burun estetiği operasyonu açık ve kapalı olarak yapmaktayız. Açık teknik dediğimiz şey şudur. Burnumuzun bu kolümella dediğimiz bölgesinden kesi atılır, deri kaldırılır. Orada bizi rahatsız eden irlikler, kemikler, piezo, hastanemizde de bulunan piezo yöntemiyle ultrasonografik olarak kesilir, düzeltilir, kıkırdaklar düzeltilir. Hem fonksiyonel hem de estetik amaçlı olarak tekrar kapatılarak burada bir dikiş atılaraktan ameliyatımız sonlandırılır. Yaklaşık bir hafta tamponlarımız vardır. Silikon tamponlar kullanmaktayız biz burnumuzun içerisinde. Bir hafta sonra çıkartılır. Yukarısında da gips dediğimiz alçı konur. O alçı da iki hafta sonunda çıkartılır. Sonra hastamızı tekrar biz muayeneye alırız. Ondan sonra şişlikler, ödemlerin olduğu yeri belirli tekniklerle indirmeye çalışırız. Ondan sonra da son muayenesini yaptıktan sonra da hastamızı evine yollarız. Ancak bir de kapalı yöntem vardır. Kapalı yöntem, ikisinde artısı ve eksisi vardır. Onu biraz sonra ben sizlerle paylaşacağım. Kapalı yöntem ise burada yaptığınız kesiyi hiç yapmadan direkt burun kanatları içerisinde sağ ve sol olarak kesi yapılır. Kemik doku ortaya çıkartılarak özel cihazlarla kemikler kesilir ve kıkırdaklar kesilerekten tekrar istenilen şekil buruna verilir. Artısı nedir bunun? Yara izi olmaz. Ancak eksisi nedir? Ameliyat süresi açık ameliyata göre bir tık daha fazladır ve her burunda da yapılamaz. Ama açık ameliyat her burunda yapılabilir.
Yani biz bunu hemen hemen her gün bu operasyonu gerçekleştirmekteyiz. Türkiye'de şöyle bir avantaj da var. Hem biz kendi hastanemiz olarak da söyleyeyim, hem de Türkiye açısından da söyleyeyim. Gerçekten bu konuda dünya lideriyiz. Rinoplasti, yani burun estetiği ve diğer estetikler konusunda dünya lideriyiz. Türkiye'nin üstüne şu anda su dökebilecek olan hiçbir ülke ya da hiçbir cerrah, diğer ülkelerin cerrahlarından bahsediyorum, yok. Ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Her iki ülkede de, hatta üç ülkede çalışmış birisi olaraktan da söyleyebilirim. Ben Almanya'da da çalıştım uzun yıllar, Avusturya'da da, Braunau'da da çalıştım. Gerçekten Türk cerrahları bu konuda çok iyiler. Sadece estetik değil, diğer operasyonlarda da çok iyiler. Çok katılıyorum bu söylediğiniz şeye. Konu sadece estetikle kısıtlanmıyor hatta. Türkiye'deki cerrahlar, tüm hekimler gerçekten alanında uzman, bir kere eğitimleri çok sağlam. Yani evet. Eğitimleri gerçekten bu sert koşullarda geçiyor. Evet, bu sert aynen. Koşullar da işte sapasağlam hekimleri çıkartıyor ortaya. Dolayısıyla işte vakanın fazla olması bir avantaj sağlıyor vesaire vesaire derken bir de Türklerin o işte inanmışlığı, çalışkanlığı giriyor devreye. Kesinlikle. Tamam işte bambaşka bir şey çıkıyor. Çalışkan bir milletiz. Yani yalan yok, çalışkan bir milletiz. Yani. Gerçekten de öyle. Ellerinize kollarınıza sağlık. Yani benim birçok hekim arkadaşım gerçekten böyle konuştuğum zaman, işlerini gördüğüm zaman, çalışma şekillerini gördüğüm zaman böyle gıptayla baktığım, çok takdir ettiğim insanlar. Bravo gerçekten size. Çok evet, teşekkür ederim. Sağ olun siz de. Sağ olun. Necdet abi buyurun. Evet hocam, Uygar hocam, rinoplasti operasyonu sonrası nelere dikkat etmeliyiz hocam? Evet. Yani rinoplasti operasyonları sonrası ilk, şöyle diyeyim, bir akut faz vardır. İlk iki hafta çok çok önemlidir. Bu iki hafta süresince işte kanamalardan ya da sıcaktan uzak durmayı çok öneririm. O yüzden Eskişehir'de diyorum, yani yazın operasyon olmak için birebir bir yer. Çok sıcak değil. Harika bir ortam var. Gölgeye geçersiniz. Kanama riskiniz çok azalır. Sıcaktan bir kere uzak durmayı öneriyorum. İkinci olarak da bir de orta akut faz vardır. Yani ivedi faz da denir buna. Bu da ilk 6 aylık kısmı kapsar. Bu 6 aylık kısımda işte biz çok severiz Türkler olarak. Yani çocukları atıp tutmayı, işte çocuk alır gelir burnu vurur. Biz pek dikkat etmeyiz aslında ama bu dönemde çok dikkat etmek lazım. İlk 6 ay dönemde burnumuza herhangi bir gelecek olan bir darbe, şunu da söyleyeyim, darbe değil sadece, gözlük takmak bile burnumuzun ilk yapılan şeklinden farklı bir form almasına neden olmaktadır. Gözlük takma dahil ilk bir yıl bunlara dikkat edeceğiz. İlk 6 ayda dediğim gibi işte travmaya, neredeyse burnumuza dokunmamaya özen göstereceğiz. Ondan sonra ilk bir yıllık fazla da yapacak olduğunuz şey çok güzel masaj. Ben bu masaj videolarını da kendi sistemde de paylaşıyorum sosyal medyada. Yani masajımızı dengeli olarak her iki taraftan da uygulamamız çok önemli. Çünkü vücut kendi isteğine göre kendi eski formuna dönmek ister sürekli. Ve eski formuna dönmek için de elinden gelen her şeyi yapar. Bu bir yıllık kaynama süresince de yapacak olduğumuz masaj gerçekten biz olduğumuz formu korumamıza ve vücudun o forma alışmasına, adeta de ödemin giderilmesine sebep olur, sağlar. Bunun için çok önemlidir. Yani bir, sıcak soğuk ilişkisine çok dikkat etmeliyiz. İki, darbelere çok dikkat etmeliyiz. Üç, gözlük takıyorsak gözlük takmamalıyız. Dört, en önemlisinden bir tanesi benim için masajdır. Masaj çok önemli. İlk bir yıl masaj öneriyorum burada. Teşekkür ediyorum hocam. Evet Umut Bey. Peki o zaman sonuçları görmek bir yılı bulur tam manasını diyebilir miyiz? Bravo. Bravo. Çok çok güzel bir soru. Yani şöyle de ben şey yapayım, bir kritize de edeyim ben bazı durumları. Hani bir ameliyat masasında gördüğümüz sonuçlar aslında son sonuçlarımız değildir. Ameliyat masasında gördüğümüz sonuçlar o sonucu koruyabildiğimiz kadar son sonuçtur. Bir son sonucu, yani en son tamam oldu dediğimiz zaman bir yılı bulabilmektedir. Ama şöyle şey yapayım, ya ben bir yıl bekleyecek miyim güzel bir burun için? Hayır, zaten çok güzel burunlar yapıyoruz. Bir yıl beklemeye kesinlikle hiç gerek yok.
Onun yerine ilk 6 ayda %70 sonucunu görebiliriz. Ha, ödemlerin gitmesi falan bir yılı bulacaktır. Birinci yılda da tamamen en son sonucumuzu görebileceğiz yani. Peki, çok teşekkürler. Ben Necdet abi izninizle bir yorumlara geçeyim. Lütfen. Yorumlara geçmeden önce şeyi de sormak istiyorum aslında. Şimdi aslında nefes alma konusu, tabii en önemli meselelerden bir tanesinden bahsediyoruz. Rinoplastinin nefes almaya da yardımcı olması söz konusu mu? Yani ekstra bir fayda sağlaması daha doğrusu. Şimdi şöyle diyeyim ben size. Rinoplasti her ne kadar estetik operasyon olarak görülse de biz kulak, burun, boğaz hekimleri olarak fonksiyonel bir organı hem düzeltme, fonksiyonel açıdan hem de estetik açıdan düzeltmeyi içerir bu operasyon. O yüzden de kulak, şöyle diyeyim, bazı estetik cerrah arkadaşlarım belki bana kızacaklardır ama bu operasyonlar bir kulak, burun, boğazın elinden geçtiği zaman nefes alma problemimiz de çözülür. Yani fonksiyonel sorunlar da çözülür. Optik olarak kozmetik sorunlar da çözülür. Ve bize gerçekten güvenebilirsiniz bu konuda. Harika. Evet, peki. Sizi biraz dinlendirelim. Ben gelen yorumları bir okuyayım. Ondan sonra devam edeceğiz. Tabii. Evet, sevgili İsmail Sarı. Uzun zamandır izleyemiyorum, kusura bakmayın. Yorgun oldum da erken uyuyorum demiş. İsmail Sarı, sizin varlığınız yeter. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şerife Okutan, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Emirdağ'dan selamlar diyor. Emirdağ ve Şerife Okutan'a da biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili Fatma Karaca da gelmiş. Hoş geldiniz, iyi yayınlar. İyi ki varsınız. Hemen paylaştın diyor. İyi ki varsınız siz de Fatma Karaca. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz. Ferah Ünal, iyi akşamlar, hayırlı yayınlar dilerim diyor. Çok teşekkürler Ferah Ünal. Hoş geldiniz, sağ olun. Şükrü Çiçek, iyi yayınlar dilerim, selamlar diyor. Sağ olun Şükrü Çiçek, hoş geldiniz. Sevgili Huri abla da gelmiş. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diyor Huri Örnek. Sağ olun, hoş geldiniz Huri Örnek. Gönül Ali Dişli Şahan, selam, hayırlı yayınlar abi demiş. Çok teşekkürler, sağ olun, var olun. Ve Gizem Satır, iyi yayınlar, iyi akşamlar diyor. Sevgili Gizem Satır'a ve ailesine selam ve sevgilerimi gönderiyorum ben de. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet, rinoplasti ile alakalı sorularımız şimdilik bu kadar. Evet. Bunları açıkladığınız çok teşekkür ediyoruz. Şimdi daha geçenlerde oğluma yapılan bir ameliyat konusuna geleceğiz. Hatta iki konu da onu ilgilendiriyor. Geniz eti ve kulak tüpü. Öncesinde geniz eti, Necdet abi bu konu bana çok yakın olduğu için izninizle ben sormak istiyorum. Tabii ki, tabii. biz şimdi Uygar Bey, tabii uzun zaman, kendi oğlum için söylüyorum, uzun zaman ya geniz eti ameliyatı olsun mu olmasın mı, olsun mu olmasın mı, biliyorsunuz ebeveynlerin böyle 1000 kere falan arada gidip geldiği bir konu bu. Ve günün sonunda işte kulak tüpü ameliyatı gerektiği zaman geniz eti de alındı. Fakat uzmanından direkt dinleyelim. Geniz eti ameliyatları ne zaman ve hangi durumlarda yapılır? Şimdi geniz eti ameliyatları genellikle çocuklarımızda görülen bir rahatsızlıktır. Geniz eti sorunları. 6 yaşına kadar bu sorunlar genellikle görülür ama 6 yaşından sonra da tabii nadiren de olsa görülebilir. Geniz nedir öncelikle? Ben şöyle bir görebiliyoruz umarım, değil mi, bu maketimize? Şimdi bu östaki borusu dediğimiz orta kulağın havalanmasını sağlayan bir borucuktur şu borucuk. Ve bu şöyle yaptığımız zaman tam burnumuzun arkasına gelir, yani geniz bölgesine denk gelir. Bu geniz bölgesinde tonsil gibi, yani bademcik gibi yapılar vardır. Bunlar bazı durumlarda, gribal enfeksiyonlarda, hastalıklarda ya da alerjik durumlarda büyüyebilir ve o östaki borusunu tıkayabilir. İşte hastalar genellikle bize şöyle, hocam bizim çocuk sürekli hasta oluyor, bizim çocuk sürekli orta kulak iltihabı oluyor, hocam ne yapacağız, ya da şöyle gelebilir, bizim çocuk hocam duymuyor, televizyon sesini çok açıyor, ya da hocam horluyor. Yani muhtemelen siz çocuğunuzda da bu şikayetlerle... Tabii tabii. Ben anlatmış gibi oldum zaten şu anda. Tam nerede yani bizim konumuzda. Yani horluyor. Yani bunların hepsi bir arada görülebilir. Ve yapılan bazı
tetkiklerde endoskopik tetkikler olabiliyor. Bu buruna ufak ince bir kamerayla girilip bakılabiliyor. Bir adenoid ya da bir geniz eti var mı yok mu diye. Ya da impedans dediğimiz kulak zarının basıncının ölçülmesiyle bir test yapılabilir. Bu testte kulak zarının arkasındaki östaki borusundan akması gereken sıvının akmaması sonucu jelatinimsi bir yapı alan iltihabın bulgusunu gösterir. Bu bulgu pozitif ise genellikle geniz etinde var diyebiliriz. Bir de röntgen vardır. Yan taraftan röntgen ışınları verilir. Geniz etimizin olup olmadığı gözlemlenir. Ve işin doğrusu beyefendi ben şunu söyleyeyim. Enfeksiyon benim açımdan ikinci noktadadır. En önemli noktası çocukların gelişimin bozulmasıdır. Sürekli hasta, sürekli duymuyor ve bu çocuklarımızda eğer zamanında fark edilmezler ise ya da fark edilip de ameliyat edilmezler ise anne baba tarafından çok endişeli bir durumdur. Ah ameliyat mı olacak ya ameliyat etmeyelim, işte bekleyelim falan derlerse o kulak zarımızın arkasındaki o jelatinimsi sıvı vücut tarafından atılamayacağı için sanki çocuğumuz suyun altındaymış gibi bir hisse kapılır. Yani duyu hissine kapılır. Yani duymaz. Ne oldu? 6 yaşından sonra okula gider. Çocuk öğretmenini dinleyemez. Dinleyemediği için konsantre olamaz. Konsantre olamadığı için yaramazlık yapmaya başlar ya da başkasıyla ilgili. Ondan sonra aileyi öğretmen çağırır. Genellikle böyle geliyor. Sizin çocuğunuz hiperaktif denir. Aslında çocuk duymuyordur. Yeteri kadar duymuyordur ve konsantre olamıyordur. Bu operasyon ise çok basit bir operasyondur. Sizin başınızdan da geçti, siz de biliyorsunuz. Ancak ben izleyenlerimi de kısaca bilgilendirmek isterim izninizle. Bu operasyon ağzımızın içinden kamerayla girilip geniz bölgesindeki o fazlalık eti östaki borusunun yani bu borunun ucunu bu borunun ucunu tıkayan etin lazerle ya da kazınarak alınmasıdır. Bu lazerle ya da kazınarak alındıktan sonra bu östeki borusun ucu açılır. Ancak bu duymak için yeterli değildir. Çünkü burada birikmiş olan o jelatinimsi sıvı artık buradan akma özelliği yoktur. Yani sümüksü bir yapıya oluşmuştur. Sümüksü bir yapı olmuştur. O yüzden de şöyle ben şöyle biraz daha yakından göstereyim. Bu kulak zarının hemen altına ufak bir çizik atılır. Oradan o sümüksü yapı alınır, iltihabi yapı alınır ve buraya ufacık bir tüp konur. Buradaki geniz etinin iyileşme süresi yaklaşık 6 aydır. Bu 6 ay sonra iyileşince burası, havalanmaya başlayınca buradaki tüp otomatikman atılır, kulak zarı da otomatikman kapanır. Çok hayati bir operasyondur. Hani basit bir operasyondur ama bir çocuğun geleceğini de çok etkileyebilecek olan bir operasyondur. Yani anne ve babalara tavsiyem kesinlikle korkmayın. Güvenli ellerde, çok güvenli operasyonlardır bunlar. Yaptırmadığınız takdirde çocuğunuza iyilik değil, biraz da kötülük yapmış oluruz. Her ne kadar onları düşünüyorsak. Peki, bademcik için aynı şeyleri söylemiyoruz ama herhalde değil mi? Şimdi şöyle, aslında ortak tarafları var. Şimdi, bademcikte de bizim çocukla baktığımız şeylerden bir tanesi, çocuk 6'dan fazla antibiyotik kullanımını gerektiren bir enfeksiyon geçiriyor mu? Yani eğer 6'dan fazla bu yeni yapılan light linearlarda yani yayınlarda gösteriliyor ki 6'dan fazla bademcik enfeksiyonu geçiriyor ve sürekli antibiyotik kullanıyor ise bir direnç oluşuyor bakterilere karşı, iki vücut büyümesi engelleniyor, büyüme geriliği ortaya çıkıyor ve dediğim gibi de biraz önce dediğim gibi çocukta horlama gibi kanın oksijenlenmesini azaltan durumlar ortaya çıkıyor. Bu çok önemli. Bu durumlarda yapacak olduğumuz şey şudur. Bir bademciğin tamamen alınması söz konusu olabilir. Eğer 6'dan fazla antibiyotik kullanımı gerektiren bir hastalık oluşuyorsa ya da eğer horlama söz konusu ise o zaman tonsilotomi dediğimiz, Almanya'da çok sık yaptığımız, burada da benim çok sık yaptığım bir operasyondur aynı zamanda. Bademciğin yaklaşık iki taraflı düşünelim, hava kanalını daraltıyorsa %60'ını yaklaşık kesip alıyoruz ve %40'lık kısmı, yani işe yarayacak olan kısmı da içeride bırakıyoruz. Ve bu sayede çocuk
horlaması gideriliyor. Daha iyi nefes alabiliyorum. Ancak enfeksiyon var ise bu tonsilotomi değil, tonsilektomi, yani tamamen badem için çıkarılmasıdır. Bunda da yaptığımız işlem genel anestezi altında ağız içerisinden yine endoskopla girilip oradaki damarlardan sıyıraraktan tonsil lenfoid dokusunu onun çıkartılması ve hastanın da bir gün yapması gereken bir operasyondur bu. Genellikle en korktuğumuz şey kanamadır. Ancak yeni çıkan teknolojilerle birlikte lazer teknoloji, radyo frekans teknolojisi bu minimize edilmiştir. Artık neredeyse kanama görmüyoruz. Tabii erişkinlerde de belki bu biraz daha kanama riski daha fazla olmasına rağmen bahsettiğim teknolojik gelişimlerle birlikte bu minimize edilmiştir. Ama bunda da ilk 10 gün çok önemlidir. Biz çocuğumuzun bir hafta okula gitmesini istemeyiz bademcik operasyonundan sonra. Kreşe gidiyorsa anne babaya da söylüyoruz. Bir hafta evde otursun deriz. Çocuklar çok sever bademcik operasyonunu. Çünkü ben dedim ki dondurma yiyeceksiniz. Beyaz dondurmayı çok severler. Bir hafta boyunca da günde 5 defa dondurma da yediririm. 7. günden sonra tamamen normal beslenmeye geçebilirler. Ve gerçekten de yaptığım operasyonlarda anne babalar bana çok müteşekkir olurlar. Artık oğlum, o artık kızım benim hastalanmıyor. Artık çocuğum benim horlamıyor diye gelirler. Ve dinç uyanıyor diye gelirler. Evet, teşekkür ediyorum. Evet Necdet abi. Ben teşekkür. Evet Uygar hocam, kulaklara biliyorsunuz tüp takılıyor ve kulaklara tüp ne zaman, hangi durumlarda takılıyor hocam? Evet, şimdi biraz önce de bahsettim. Ben evet. Tekrar size burada göstereyim şurada. Şimdi şurası dış kulaktır, dış kulak yolu. Bu kulaklarımızdır. Bu da orta kulaktır. Bu orta kulağın içerisinde iltihap birikiyorsa ve bu iltihap bu tüpçük yoluyla, yani şu östeki borusuyla atılamıyor ise, o zaman burada birikiyor. Şurada da sizin de görebileceğiniz gibi çekiç, örs, üzen kemikleri ve salyangoz bölgesi vardır. Bu bizim bilgisayar, kulağımızın bilgisayarıdır. Çok önemli bölgedir. Ve buradaki iltihap buradaki kemikleri eritmeye ve buradaki bizim salyangozumuza ya da şineki dediğimiz bölgeye, bilgisayarımıza zarar vermektedir. O zaman da çok geç olmadan buraya hemen ufak kulaklarına ufak bir delik açılır. Bu delikten buradaki iltihap alınır ve buranın havalanmasını sağlayacak olan bir tüp takılır buraya. Bu tüpten hiç korkmaya gerek yok. Ufak bir kanalcıktır bu tüp dediğimiz şey. Ve bu kanalcık genellikle çocuklarda 6 ay içerisinde atar. Yani şuna dikkat etmek zorundayız. Onu söylemeyi unuttum. Kulak tüpü takıldıktan sonra gördüğümüz gibi burası açık bir bölgedir. Buradan denize girdiğimiz zaman, havuza girdiğimiz zaman sular kaçabilmektedir. Ve bu su kaçma sonucu da ne kadar hijyenik olduğunu bilmediğimiz özellikle havuz sularında korunmak açısından, orta kulağımızı korumak açısından tıpaçlar kullanmalıyız. Çocuğumuza 6 ay tüpler düşene kadar tıpaç kullanacağız, beni kullandıracağız. Eğer sizde varsa siz kullanacaksınız. Bunu ne yazık ki yapmak zorundayız. Duş alırken de aynı şekilde, havuza girerken de aynı şekilde ve denizde de aynı şekilde tıpaç kullanmak zorundayız. Kulak tıpacı. Teşekkürler hocam. Evet. Evet Umut Bey. Evet, ben şimdi yorumlardan Hakiki Kabakçı'nın iyi yayınlar yorumunu da okuyayım. Sorularımıza devam edelim. Hakiki Kabakçı'ya da selamlarımızı gönderelim buradan. Ve gelelim benim konuma, horlamaya gelelim. Evet, horlama nedir? Bu horlamanın bir de cerrahisi var tabii. Evet. Horlama cerrahisi nasıl yapılır doktor bey? Ha, şimdi horlama nedir? Oradan başlayalım. Sonuçlarına, sebeplerine bakmak lazım. İlk önce sebebini bulmak lazım. Horlamanın birçok sebebi vardır. Bunlardan beni ilgilendiren kısımları burunlu ve boğazla alakalı olan kısımdadır. Burunumuz eğer bir aks yapıyor ise, yani bir deviasyon, bir yamukluk var ise içeride ve burundan nefes almakta zorlanıyorsak, o zaman ağzımız açık uyumaya başlıyoruz. Ağzımız açık uyumaya başladığımız zaman yumuşak damak dediğimiz yer, yani o küçük dilimizin olduğu yer, uvula dediğimiz kısım artık aşağı doğru sarkıyor ve nefes yolumuzu tıkamaya başlıyor. Aynı zamanda da dil kökümüzde nefes borumuzu yavaş yavaş tıkamaya başlıyor bu süreç içerisinde ve horlamanın şiddeti
artıyor. Aslında şöyle diyeyim. Horlama, horlamaya sebep oluyor. Yani ve şiddetini arttırıyor. Bu biraz komplike bir konu. Aynı zamanda da nörolojik sebepleri de vardır. Yani nefes alıp vermedeki kaslarımızdaki güçsüzlük de alakalıdır. Ancak bu kısım beni biraz ilgilendirmiyor. Ama en yaygın kısmı bir yumuşak damağın aşağıda yer alması, burundaki erilikler, burun içindeki erilikler, burun etindeki büyüklükler, dil kökündeki hipertrofi yani gelişmişlik ve kısa boyun bunun en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Şimdi sebebi ilk önce doğru tespit etmek lazım iyi bir ameliyat için. Çünkü horlama cerrahisi dediğimiz şey bir tane cerrahi değil. Eğer burnumuzda yamukluk varsa, burnumuzun içerisinde yamukluk varsa ve burundan nefes alamıyorsak o zaman burnu opere etmek zorundayız. Ha, burnunu geçtik ancak kısa bir boynumuz var ve bu boynumuzdan ötürü de hava ağzımızdan geçerken yer bulamıyor ise, yani yer dar ise yumuşak damak aşağıdadır, dil kökü de birlikte birleşmiştir. Yani o küçük dil birleşmiştir dil köküyle birlikte ve hava kısmını tamamen kapamıştır. Genellikle bu duruma sahip olan kişilerde kısa boyun söz konusudur. Ve şunu da söyleyeyim ben size, kilolu arkadaşlarımızdır bu, hastalarımızdır bunlar. Ama şöyle bir şey var. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar sorusu oluyor. Çünkü horlama ile birlikte gece rahat uyuyamadığımız için, oksijenlenmemiz azaldığı için kandaki oksijen değeri düşer. Kandaki oksijen değeri düşer ise o zaman adrenalin dediğimiz stres hormonları, kortizol dediğimiz stres hormonları artar. Bunlar da kilo yapar. Kilo daha fazla horlama yapar, horlama daha fazla kilo yapar. Böyle bir döngüye girer ve horlama deyip geçmemek lazım işin doğrusu. Birçok vasküler damar hastalıklarına sebep olabilir. Bunun içinde kalp krizi, hipertansiyon gibi, daha ilerisi inme gibi durumlara sebep olabilir. Yani biz bu döngüyü bir yerde kırmak zorundayız. Sağlıyorum. Burnumuzda yamukluk varsa bunu opere edeceğiz. Ama boynumuz kısa ise ağzımızın içerisinden bademcikler alınaraktan, aynı zamanda bademcikler alındıktan sonra yumuşak damak aşağı sarktığı için onu yukarı tekrar kaldırmamız lazım. Orayı keserekten ya da dikerekten eleve ediyoruz tekrar. Orayı yukarı kaldırıyoruz ve en önemlisi dil kökünü hafif törpülüyoruz. Bu radyo frekans cihazıyla, başladığı bademcik ameliyatı içinde kullandığımız cihazla dil kökünü hafif törpülüyoruz ve havanın geçecek bir yol açıyoruz. Bu ikinci bir operasyon şeklidir. Birincisi burun ameliyatı, ikincisi yumuşak damak, bademcik ameliyatı ve dil kök ameliyatı. Ve bir de Almanya'da çok sık yaptığımız bir hipoglossus Schirrmacher dediğimiz, yani hipoglossus pili dediğimiz bir operasyon var. Türkiye'de şu anda o yaygın değil ama ufak da bilgi vermek isterim. Bu yattığımız zaman da, uyuduğumuz zaman buradaki boynumuzdaki kaslar gevşiyor ve daha da kapatıyor. Bunu aktif ettirecek, oradaki kasları aktif ettirecek cildimizin altına bir pil yerleştiriyoruz. Aynı kalp pili gibi. Bu pili yerleştirdikten sonra sürekli biz uyuduğumuz vakitte de buradaki kaslara bir uyarı göndererekten oradaki hava yolunun açık kalmasını sağlıyor ve oradan nefesimizi alıyoruz. Ve ben size şunu söyleyeyim. Hangi ameliyat olursa olsun bir çözüm bulduğumuz horlama sıkıntısına çözüm bulduğumuz ameliyatlardan bir şu oluyor. Konsantrasyonumuz artıyor. Gün içi yorgunluğumuz azalıyor. Kilo veriyoruz. Bakın çok önemli bir şey. Yani kilo verilir mi? Gerçekten verilir. Bu ameliyatlarla oksijenlenmemiz arttığı için kilo veriliyor. Daha aktif oluyoruz ve hayattan kopmamış oluyoruz. Ve en önemlisi kalp damar hastalıklarından, vasküler inmelerden, beyin inmelerinden de riskini de minimize etmiş oluyoruz. Çok çok önemli. Bu operasyon yaklaşık 2-3 saatlik bir operasyondur. Türkiye'de gerçekten bu da çok ileri seviyede yapılmaktadır. Ha, bu çözüm mü? %100 çözüm mü? Eğer çok kiloluysak bunun %60-%70'ini çözebiliyoruz. Ancak geri kalan %30'da bize kalıyor.
göbek varsa göbeği eriteceğiz. Diyet yapacağız biraz. Bununla birlikte de rahatladığımızı, horlamamızın azaldığını kesinlikle göreceğiz. Evet, teşekkürler. Buyurun Necdet abi. Ben teşekkür ederim. Evet Uygar hocam, bu artık horlama cerrahisinden sonra operasyon sonrası bu sonuçlar ne zaman görülüyor hocam? Çok güzel bir soru. Operasyon sonrası, yani şimdi kolay bir cerrahi değil bu. Geniz eti gibi. Geniz eti de yani ya ameliyat yaptıktan hemen aynı gün taburcumuzu yapıyoruz. Ancak bu horlama cerrahisinde sonuçlar bir ayı bulabiliyor. Çünkü bademcikler alırız, yumuşak damağı kesiyoruz, orayı dikiyoruz, burnu ameliyat ediyoruz, dil kökünü ameliyat ediyoruz. Bunların oluşturmuş olduğu ödemlerin geçmesi bir ayı bulabiliyor. Ve bu bir aylık süreçten sonra biz hastalarımızın ne kadar rahatladıklarını görüyoruz. Hatta yani bir ay maksimum süresidir, onu da söyleyeyim ben size. Bazen bir hafta 10 gün sonra da hastalarımız bize mesaj atıyor. Hocam kilo vermeye başladım, çok güzel. Hafif hafif acılarım var ama şu andan itibaren çok güzel uyuyorum. Allah sizden razı olsun denilen çok mesajlar alıyorum. Türkiye'nin dört bir tarafından da hastalarım da geliyor. Erzurum'dan, Afyon'dan çok hastam geliyor. Mersin'den çok hastam geliyor. Antalya'dan, Kütahya'dan çok hastalarım geliyor. Yani çok güzel sonuçlar alıyoruz ve kesinlikle de öneriyorum bu operasyonu. Hocam ülkemizdeki şehirleri saydınız. Bu programdan sonra da Belçika'dan da isim sayacağınıza inanıyorum. Belçika zaten şimdi şöyle diyeyim ben size. Yeri de geldi. Şimdi Emirdağlıların 3 tane herhalde Emirdağı var değil mi? Bir tanesi Emirdağ, Hat Emirdağ. Bir tanesi Eskişehir Emirdağ. Bir tanesi Belçika Emirdağ. Ne güzel ifade ettiniz hocam. Ama şunu söyleyeyim hocam. Büyük Emirdağ burada. Yani büyük şehir diyelim artık. Büyük şehir geleceğim. Avrupa'da. Ondan sonra Eskişehir, Eskişehir'den sonra da artık ana çok dediğimiz. Merak ettim Emirdağ'a. Emirdağ'a gittim ama Belçika'daki Emirdağ'a da geldim. Mutlaka hocam Almanya'ya geldiğinizde devamlı sık sık geldiğinizi duydum tabii. Sizden. Mutlaka evet, bekleriz tabii. Hocam Brüksel'e de sizleri bekleriz. Evet evet. Evet hocam bir soru da ben bizim aileden sorayım. Eşim de kendisinde oldu. Önce boğaz ağrısı sol tarafta başladı. Böyle sol tarafta sanki burada biriken bir şey gibi başladı. Hı hı. Sonra karşıya geçti o ağrı. Ondan sonra da şimdi şu arada burada ama kulak arkası ve yukarıda da ağrı yapmaya başladı. Hanım hatta uzman kulak doktoruna gitmiş. Kendisi tam kontrolleri yapmış. Boğazda bilmiyorum ağrı demiş. Sonra ilk önce pardon ev doktorları 3 defa gitti ev doktorlarına. Kulak iltihabı işte kulağın içine damla verdi falan verdi. En son bugün herhalde uzman kulak doktoruna gittiğinde de kendisi şu anda kulakta bir şey olmadığını söylemiş. Sizce neden olabilir? Önce burada başladı. Sonra buraya oynar gibi buraya geçti. Sonra burada ve sonra da şimdi kulak arkası ve kafamda ağrı var diye şikayet. Şimdi ben size şöyle diyeyim. Bazen hastalarım gelir bana. Hocam benim kulağım çok ağrı. Çok ağrıyor hocam kulağım der. Kulağa bakın. Gerçekten kulakta hiçbir şey yoktur. Ancak yansıyan ağrı dediğimiz bir şey vardır. Bu yansıyan ağrı da şudur. Bademcikler ya da boğazdaki lenf nodları, lenf knoten de deniyor bu Almanca'da. Lenf nodlarının iltihaplanması sonucu burada sinir kulağın arkasından geçer. Boğazdan gelir, kulağın arkasından geçer. Yani buradaki herhangi bir sinir iritasyonu, iltihap, kulağa yansıyan ağrı yapar. Yani ev doktorlarınızla tabii onlara da bir şey dememek lazım. Onlar da yani kendi branşlarının çok üstünde, çok aslında bu bizim sınav sorumuzdur. Ben size söyleyeyim yani uzmanlık sorumuzdur. Branşlaşması gerekilen bir sorudur. Çok bilemeyebilirler bunu. Ve o yüzden de sağlıyor. İşte antibiyotik kulak damlası verirler, onu verirler, kulakla alakalı ilaçlar verirler. İşe yaramaz. Sonra da KBB'ye gönderirler. Biz deriz ki bir ultraşal yaparız, yani ultrason yaparız. Ultrasonda lenf nodu görürüz ya da boğaz enfeksiyonu görürüz. Bu boğaz enfeksiyonundan dolayı da kulağa yansıyan bir ağrı olduğunu fark edilebilir. Ve bununla istinaden de ona göre bir terapi veririz. Yani muhtemelen lenf adenit dediğimiz
lenf nodlarının iltihaplanmasına bağlı ya da boğaz enfeksiyonuna bağlı olarak lenf nodlarının büyümesinden kaynaklı bir durumdur. Korkulacak bir durum yoktur ama bir geldiğinizde bakalım. Mutlaka hocam uğrayacağız ama o ağrı içinde antibiyotik de kullanılmıyor. Avrupa'da antibiyotik sanki sonlandırıldığı gibi hiçbir hastaya eskiden direkt verilen. Zor veriliyor ama antibiyotik direncini kısmak açısından biraz da vücut iltihabi durumlara karşı direnç kazansın diye antibiyotik nadir veriliyor. Ama eğer çok ilerlemişse ve ağrı aile hekimlerinin yani Hausarztların tedavilerine rağmen ve geçmemişse, kulak boğaza kadar gidilmişse bir antibiyotik tedavisi başlanılmasını öneririm. Tabii ben bunu hastanızı görmeden söylüyorum ama bir görmekte yarar var. Ama sanki antibiyotiksiz geçmez mi geliyor. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ ben olun. Teşekkür ederim. Evet, Umut Bey. Son bir sorumuz var. Kepçe kulak. Yine estetikle evet. alakalı olduğunu düşünüyorum. Fakat işin evet. uzmanı sizsiniz. Kepçe kulak operasyonu hangi yaşlarda yapmak en idealdir? Yani ileri yaşları beklemek lazım mı yoksa çocukluktan itibaren mi? Bununla alakalı bilgi alabilir miyiz sizden? Evet. Umut Bey, çok güzel bir soru. Hem güzel bir noktaya değineceğiz. Hem ben Avrupa'daki deneyimlerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem Türkiye'deki hem Belçika'daki vatandaşlarımla paylaşmak istiyorum. Şimdi kepçe kulak operasyonu dediğimiz şey aslında hani fonksiyonel bir sıkıntısı olmayan ancak estetik ve kozmetik açısından kişiyi rahatsız edebilecek durumlardır. Yani kulağımızın kepçe olması durumudur. Şimdi bu durumda bazen çocuklar bu kreş zamanında ya da ilkokul zamanında akran zorbalığı dediğimiz zorbalıklara uğrayabiliyor. Aa işte senin kulakların büyük, işte çok büyük kulakların var ve bu çocukta psikolojik bir travmaya sebep oluyor. Biz Almanya'da önerdiğimiz şey ilkokula başlamadan yani o akranlarıyla haşır neşir olarak bir araya gelmeden önce bu operasyonun olmasını öneriyoruz. Yani 6 yaş ve öncesinde. 6 yaş ve öncesinde yapılan operasyonlarda hem çocuk iyileşme süreci çok hızlı oluyor. Çocuklarda iyileşme süreci inanılmaz hızlıdır. Hem de çocuklarımızın akran zorbalığından ya da arkadaşlarının alay etmelerinden kurtulması sağlanıyor. Bu yaştan sonra tabii ki operasyonlar olabilir. Yani biz 30 yaşında da 40 yaşında da 20 yaşında da hanımefendileri, beyefendileri ameliyat ettik. Ancak bu geçmişte olan o travmayı, psikolojik olan travmayı ne yazık ki atlattıramıyoruz. Bu psikolojik boyutu. Estetik boyutuna gelelim. Bu operasyon lokal anestezi altında ya da genel anestezi altında olabilen, yapılabilen operasyonlardır. Lokal anestezi altında yapıldığı zaman, şu an yine ben maketimden göstereyim. Bu kulağımızın arkası, şuradan bir kesi atıyoruz, deriden bir kesi atıyoruz. Bir de aynı zamanda buradaki kemik dokudan bir kesi atıyoruz. Bunun karşılık gelen ve buradaki deriyi çıkartıyoruz. Buradaki kıkırdağı da genellikle ben eğer çok ekstrem bir durum yoksa buradan kıkırdak çıkartması yapmıyorum ama çok çok yamuk ya da güreşçi hastalarımız vardı bizim Finike'de. Onlarda onlar gibi gelen kulak kıkırdağının kırılmış olduğu hastalarımız olursa bu kulak kıkırdağının belli bir kısmını çıkartıp buradaki kemik dokuya dikiyoruz kıkırdağı ve sonra deriyi dikiyoruz. İyileşme süreci çok hızlıdır. 10 ile 15. gün arasında dış dikişleri alırız. İçteki kalan dikişler ise 6 ay içerisinde kendisi erir. Ve bu süreç içerisinde hastalarımız bandana takmak zorundadır. Bandana. O yüzden de hani yazın da bu operasyon yapılabildiği gibi kışın yapılması çok daha avantajlıdır. Ama tabii gurbetçi hastalarımız var. Gurbetçi hastalarımız da yazın geldikleri için de çok küçük bir operasyonlar bunu yapabilirler. 10 gün kadar da bandanalarını takabilirler. Ondan sonra denize yüzmeye gidebilirler. Öyle diyeyim ben size. Harika. Teşekkürler. Şimdi
Yorumlarımızda bir sorumuz var. Ondan önce tüm 2-3 yorumumuz var. Onları okuyacağım. Sorumuza geleceğim sonra da. Nedim Koçaslan iyi yayınlar, başarılar dilerim, selam olsun demiş. Çok teşekkürler Nedim Koçaslan. Rosemary Paris de Santos yine emojilerini göndermiş, eksik olmayın. Ve Suzan Karataş diyor ki yayınlar dilerim. Kulağımın kristali oynuyor benim de. Neden olabilir hocam diye sorar Suzan Karataş. Şimdi kulak kristalleri bu hani başta kaçırmış da olabilir, tekrar söyleyeyim. Kulak kristalleri, şöyle salyangoz dediğimiz bir yapı vardır burada. Bu salyangoz dediğimiz yapıların içerisinde kristallerimiz vardır. Bazen bu kristaller mevsim geçişlerinde hareket edebiliyor. Ve bu hareket etme sonucu çok şiddetli, pozisyonel, yani sallıyorum. Hocam ben yattım, bir uyandım, her taraf dönüyor şeklinde genellikle olur bu şikayetler. Böyle baş dönmelerine sebep olabiliyor. Birçok sebebi var. Aslında bunun şundan dolayı diyebileceğimiz bir sebebi yok. Bir, yapılan araştırmalarda mevsim geçişlerinde viral enfeksiyonlara bağlı olarak, işte gribal enfeksiyonlar olur, geçirmiş gribal enfeksiyonlar ya da zona virüslerine bağlı olaraktan geçirilen hastalıklara bağlı olaraktan bu kristallerin oynamasında bozukluk olduğu tespit edilmiş. Aynı zamanda az su içme de bunun bir sebeplerinden bir tanesi. Az su içen hastalarımızda bu kristallerin yüzdüğü sıvı miktarı azalır ve orada kristallerin oynaması da ne yazık ki bozukluklar ortaya çıkar. Diğer bir sebeplerden dolayı işte yaşa bağlı olarak denmiş, alerjik sebepler denmiş, birçok sebep var ama tam olarak sebep bilinmemekle birlikte bu kristallerin asıl sebebi, yani en çok mevsim geçişlerinde, yani bu Mart ve Eylül sırasında olan mevsim geçişlerinde olduğu benim klinik gözlemlerimce yapılan yayınlarda da gözlemlenmiş. Çok basit hareketlerle, manevralarla bu tekrar yerine oturtulur ve hasta birkaç dakika içerisinde tamamen iyileşmiş olarak da klinimizden çıkar. Evet. Ağzınıza hocam, sağlık, ellerinize sağlık. Necdet abi bir şey söyleyeceksiniz herhalde. Bu kendimden soru hocam. Buyurun. Eskişehir'den kalkıyoruz, her sabah kalkıp geliyoruz. Brüksel havalarını dinliyoruz. Ben inişlerde sorun yaşamaya başladım. Ama her zaman olmuyor. Acaba uçağın kendi pozisyondan mı oluyor? Bazen uçak çok yavaş iniyor. Yavaş indiğinde mi oluyor? Çok ağrı hissediyorum kulaklarımda. Dayanılmaz bir ağrı. Ben neredeyse 30 senedir gidip geliyorum. Sık sık gidip geliyorum ama son 2-3 uçuşlarda hissettim. Çok ağır bir ağrı var. Bu neden olabilir hocam? Şimdi tekrar maketimi ben elime alayım. Ben makette anlatmayı çok severim. Somatize etmeyi çok severim. Şimdi buradaki hani bu tüpçük, çocuklarda tıkanan tüpçük vardı ya. Bu tüpçük bizim erişkinlerde aslında tamamen açık olarak bulunması gerekiyor. Belli sebeplerden dolayı gribal enfeksiyon olabilir. Buradaki tüpün herhangi bir sebeple tıkanmasından kaynaklanabilir. Oradaki tüp havalanması bozulduğu zaman, o zaman iç ve dış basınç arasındaki dengeyi kuramıyor. Ve dışarıdaki basınç kulağımıza baskı yapmaya başlıyor. Ya da tam tersi, içeride yüksek olan basınç yükseklere çıktığımız zaman alçak basınca doğru gitmeye çalışıyor ve basınç yapıyor. Yani bir gelin bir bakalım, sebebini bir görmek lazım. Ama Otrivin denim, ben açıkça söyleyebilirim, Türkiye'de satılıyor çünkü, Avrupa'da da satılıyor. Otrivin denilen burun spreyini kalkıştan birkaç saat önce sıkmanızda yarar var. O burundan hop o östeki borusunu etkiliyor ve orada ödemi alıp çok rahat bir uçak yolculuk geçirmesini sağlıyor. Ama dediğim gibi bir sebebine bakmak lazım. Sigara içiyorsak bu da bir sebeptir. Hayır hocam, sigara hiç içmiyorum. Alerjimiz varsa bu da bir sebeptir. Ama dediğim gibi sebebine bakmak lazım Necdet Bey. Hocam bir soru daha bu soruya birlikte. Tabii. Genellikle biliyorsunuz kulak tıkaçları var. Özellikle hava şeyde. Onun faydası var mı? Yani şöyle, onun bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü basıncı değiştirmiyor o. Basıncı değiştirmediği için bir faydası olduğunu düşünmüyorum ama mesela şey var, kulak tıkacından ziyade
hava aldırmayan ya da dış iç kulağımızla, yani orta kulakla dış kulağın havasını dengeleyen Bose'nin mesela, Bose marka kulaklıklar var. Ses kulaklıkları. Evet. Onlar mesela çok yararlı olabilir. Çünkü dışarıdaki basıncı içeri yansıtmadığı için orta kulak basıncı negatiften kurtarıyor. Ben onu öneririm mesela. Hocam bir soru daha, bunlar özel olduğu için sona sakladım. Bayağı bir zaman oldu. Ben bu sağlık şeylerini de izlemiştim. YouTube'da izlemiştim yine bir sağlık hocamızda. Kulak temizlemesi yapılmaması, kulak içerisinde oluşan esasında o kir gibi gördüğünüz kulağın çok yararına diye bir şey anlattı. Çok doğru. Temizlediğiniz an o yağ ya da oradaki pislik gördüğünüz maddeler esasında kulağı koruyan şeyler diye. Tabii. Doğru mu hocam? Evet. Bunu soracağım. Şimdi tekrar maketimi elime alıyorum. Bu kulak kiri dediğimiz şeyler aslında kir değil. Bu kulağımız tarafından yapışkan bir madde üretilir ve içinde de yani halk dilinde vücudun üretmiş olduğu antibiyotikler vardır. Onlar ne yapar? Dışarıdan gelen bakterilerin, virüslerin, parazitlerin, mantarların oraya yapışmasını sağlar. Ve içindeki immünoglobulin A sayesinde de, yani vücudun üretmiş olduğu antibiyotik sayesinde de o bakterilerin kulağın içine gitmesini engeller, enfeksiyon olmasını engeller. Şimdi ama şöyle bir durum var. Tabii kulak temizliğini ben önermiyorum ama kulak üretmesi gerekenden çok fazla buşon dediğimiz, işte o kahverengi yapıdan, pislik dediğimiz yapıdan üretmiş ise ve kulağa tıkamışsa ve kulağa tıkadıktan sonra da bu duymayı engelliyor ise, o zaman tabii onun temizlenmesi lazım. Çünkü o da bir tıkaç görevi görüyor ve gerçekten insanı çok rahatsız ediyor ve duymasını engelliyor. Ama özellikle ya ben onu çok yaşıyorum. Ya hocam ben çocuğun kulağını temizliyordum da gördüm de şöyle akıntısı var da böyle akıntısı. Ya çocuğun kulağını temizlemeyin. Kendi kulağınızı da temizlemeyin. Temizledikçe vücut şöyle bir algı oluşturuyor. Ha, benim üretmiş olduğum o sıvı demek ki yetersiz kalıyor. Ben bir yerine 3 üreteyim diyor. Onu da alıyorsunuz 3 yerine 5 üreteyim diyor. Aa, o zaman işte tıkanmalar başlıyor. O zaman da mekanik olarak da bizim temizlememiz gerekiyor. Aynı zamanda kulak çubuğuyla falan temizlediğimiz zaman buradaki yapıları da gözümüzün görmediği bir şekilde zarar veriyoruz. Ve zarar verdiğimiz zaman da şuradaki kıdak doku iltihaplanabiliyor ve dış kulak yolu enfeksiyonu oluyor. Tedavisi çok zor olan bir enfeksiyondur. Her gün hastayı çağırırız, içerisine alkollü pamuklar koyarız, bunu çıkartırız, antibiyotik veririz. Yani tedavisi çok zordur. Hemen şöyle de ben tekrar göstereyim. Bunun üstünde beyin oturur. O kemiği eritebilir ve beyne kadar da menenjite kadar da yolu vardır. Yani bu çok basit gibi bir şey gibi görünse de kesinlikle önermiyorum. Hatta bizim hocalarımız vardı. Dirseğimizden daha küçük şeyleri kulağımıza sokmayın derlerdi. Öyle bir anekdot da vardı, handikap da vardı. Yani kesinlikle kulağımıza bir şey sokmayalım. Kulağımızı temizlemeyelim. Zaten temizlenmesi gereken bir şey olsaydı vücut öyle yaratılmazdı. Allah bizi öyle yaratmazdı. Yani öyle diyeyim ben size. Çok teşekkür ediyorum Uygar Hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, çok teşekkürler Uygar Bey. Ben teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Çok tane tane, çok lezzetli anlattınız. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sizin de son izleyicilerimize söylemek istediklerinizi alalım. Ondan sonra biz de programı bitireceğiz yavaş. Her zaman biz onların doktorları olarak yanındayız. Doktorlarınıza güvenin. Belçika'daki vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza buradan selamlarımızı iletiyoruz. Ben de bir gurbetçi sayılırım. Sizler gibi Almanya'da yaşadım. Hala da orada muayenehanem var. Oraya gidip geliyorum. Eskişehir'e geldiğiniz zaman bir dost sıcaklığıyla kesinlikle bize gelebilirsiniz. İstediğiniz her soruyu sorabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Çünkü bazı sorular var. Ben kendimden örnek vereyim. Ben Almanya'dayken bir Türk doktora gitmeyi, kendi doktor olmama rağmen biliyorsunuz orada Hausarzt, yani ev doktorluğu sistemi var. Bir Türk doktora gitmeyi tercih ederdim. Çünkü o doktor benim dilimden almayınca sanki benim her şeyimi çözecek gibi gelirdi.
soramadığınız birçok sorular olabilir. Çekindiğiniz sorular olabilir. Her zaman gelebilirsiniz. Her zaman bana yazabilirsiniz. Her zaman hastanemize yazabilirsiniz. Biz bunları seve seve cevaplandırırız. Operasyon gerekiyorsa operasyon, tedavi gerekiyorsa tedavi. Her şekilde size yardımcı olmayı çok isteriz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Allah dualarınızı kabul etsin diyorum. Kendinize amin çok... diyoruz hocam. Amin diyoruz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Bugün programımıza katıldınız, güç verdiniz. Yine başka bir programda görüşmek üzere diyorum hocam. Hoşça kalın hocam. Hayırlı akşamlar. Türkiye'ye selam. Hoşça kalın Uygar Bey. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Evet, bu akşam Doktor Uygar Can Arıcı ile beraberdik. Kulak, burun, boğaz uzmanı kendisi ve bize çok değerli, çok güzel bilgiler verdi. Evet, kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Ve yorumlara geçeceğim. Birkaç yorumumuz var. Onları okuduktan sonra hatırlatmalarım var. Güray Duru, selam, iyi akşamlar demiş. Türkan Nal, çok güzel yayındı, teşekkürler diyor. Güray Duru'ya da, Türkan Nal'a da çok teşekkür ediyorum. Ve Havalita TSR'e hayırlı Ramazanlar, hayırlı yayınlar diyor. Çok teşekkürler, hayırlı Ramazanlar size de. Çok sağ olun, var olun. Evet, yayını bitireceğiz ama bitirmeden önce ben yine dünkü yayına atıfta bulunmak istiyorum. Neden yayına atıfta bulunmak istiyorum? Çünkü dün yaptığımız yayında www.memleketimdetatil.com sitesini tanıtma fırsatımız oluştu. Biliyorsunuz burada izleyenler de vardı. Memleketimdetatil.com Ferhat Bey sağ olsun çok güzel anlattı ve önümüzdeki haftalardan itibaren sürprizlerimizin olacağını söyledi. Sürprizlerimiz ne? Önümüzdeki haftanın itibaren artık bir ya da iki kişiye her hafta olacak şekilde bazı otellerden, Türkiye'deki bazı otellerden tatil hediye edeceğiz. Bunun tabii ki belli koşulları olacak. İşte biliyorsunuz memleketimde net uygulaması, Memnet olarak geçiyor ismi. Yarın zaten bunun reklamlarını da tanıtımlarını da göreceksiniz. Memnet uygulamasını indirmeniz, oraya üyelik yapmanız, bu çekilişe katılabilmeniz için önemli olan şeylerden bir tanesi. Gazete Türk'te zaten beğendiğiniz için şu anda buradasınız. Memleketimdenet'in YouTube sayfasına abone olmanız gibi şeyler olacak. Bunları yarından itibaren biz de açıklıyor olacağız. Reklamlarımızı da açıklıyor olacağız. Sosyal medyada açıklıyor olacağız. Ama en önemli konu ne? Önümüzdeki haftanın itibaren her salı bir ya da iki kişiye tatil hediye ediyor olacağız. Bunun da hatırlatmasını yapayım ve mutlaka Türkiye'den tatil satın almadan önce www.memleketimdetatil.com sitesinden kontrol edin tatilleri. Alacağınız siteyle memleketimde tatili mutlaka karşılaştırın. Uygunluk açısından ne söylemeye çalıştığımı orada daha net anlamış olacaksınız. Evet Necdet abi. Evet çok güzel. Biz gurbetçiler açısından güzel şeyler söylediniz Umut Bey. Yalnız burada bir şey daha ifade edeyim. Türkiye'dekiler maalesef bu buradaki hediyelerden yararlanamayacak. Evet. Araçlar ve tatil sadece gurbetçilere yönelik. Gurbetçilerin de avantajına bir şey. Esasında Umut Bey araçlar kısmında da bir indirim vardı biliyorsun. Evet. Orada da bir %10 civarında bir indirim kodu veriliyordu. Bu tatil de böyle oldu. Dediğiniz gibi her hafta bir kişi dediniz ya da iki kişi de olabilir. İki kişiye bedava tatil sayın seyirciler kazanabilirsiniz. Ama Umut Bey'in anlattığı gibi onu herhalde hatırlatılacak. Evet. Yayın öncesinde bilgi verilecek. Şimdiden de üye olun ve üye olduğunuzda Memnet diye şu anda uygulamalarda Memnet çıkıyor ve buralarda üye olduğunuzda bilgisayardan da herhalde değil mi Umut Bey? Aynı evet. Memleketimde net olarak esasında orada şu anda yayında. Orada üye olduğunuzda kazanma şansınız artıyor. Ve bu tatili de size de çıkabilir diyeyim. Mutlaka çıkabilir. Çünkü bunun amacı çekiliş. Biliyorsunuz biz canlı yayınlara başladığımızda 9 ay önce hep çekilişlerle başlamıştık Umut Bey. Her gün bir şey veriyorduk. Ve her gün Espart'tan verdiğimiz hediyelerde o gün görmüştük. Biz yani bu iş şaka değil. Gerçeğini yapıyoruz. Alanlarda orada Umut Bey'le birlikte o kişiler tanıştılar, alan kişiler.
kazanan kişiler. Onun için gerçek bu. Mutlaka bizi takip edin ve haftaya salı günden itibaren tatil size de çıkabilir. Memleketimde tatil.com site zaten haftaya artık altyazılarda da geçecek. Artık ezberleyebilirsiniz memleket diye. Biz artık hep ağzımızda memleket diye ot bitecek yakında. Memleket. Mutlaka memleketin hepsinin yanına bir şey koyun. Sağlık koyun. Gayrimenkul koyun. Araç koyun. Ve onun yanında da işte en sonunda tatil koyun. Bunların hepsi gerçek oldu. Ve dördü de şu anda Türkiye'ye gitmeden önce faaliyete geçti. Buradan Umut Bey ve ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok büyük bir burada hummalı çalışma yaptılar. Bu çalışma sonrasında da bizlerin yararına, bizlerin faydasına, gurbetçilerin faydasına çok güzel işler yapıldı. İnşallah herkes bunu güzellikle yerine gelir. Herkes güzelliklerini, faydasını görür. Ve bu yaşadıklarından sonra Türkiye'den döndüklerinde mutluluklarında bizler burada inşallah bu ekranlarda görürüz diye ifade edeyim. Evet Umut Bey. Evet Necdet abi, güzel anlattınız. Teşekkürler. Memleketimde tatili.com'un ilk alışveriş yapan kişi de Necdet abidir bu arada. Evet, Özkan ilk şeyi yaptım. Gerçek evet, doğru. Aynen öyle. Ondan sonra sağ olsun birçok insan buradan alışverişini yaptı, tatilini satın aldı. Ama ilk dediğimiz zaman Necdet Özkan ve ailesi diyebiliriz. Evet Necdet ama abi. Ama şunu söyleyelim Umut Bey. Yani ilk yaptı derken bir avantajlı değil. Orada sistem neyi gösteriyorsa sayın seyirciler siz de aynısını alabilirsiniz. Evet, aynen öyle. Yani aynen öyle. İlk derken bu işe girdim ve şey yaptım. Hatta araçlar kısmında da insanlar yapıp sizlere yazılımla döndüler. Burada yorumlarla döndüler. Doğru. Herkes alanlar var sayın seyirciler. Yani araç da alanlar, kiralayanlar var. Yazıyorlar buradan. Onun için ben gördüğüm gün yaptım dediğim mutlaka erken rezervasyonun önemi çok büyük. Yani cebinize faydası var. Şu anda alırsanız siz de karlısınız. Tabii ki ilerleyen haftalarda Nisan ayına kadar bu biliyorsunuz erken rezervasyonu şeyleri düşüyor yüzdeleri. Normal fiyata döndükten sonra çok pahalı sayın seyirciler. Tarihleriniz belliyse tatile gideceğiniz şimdiden almanızda fayda var diye burada ifade edeyim. Evet, erken rezervasyonu 31 Mart son tarih. Ondan sonra evet. Dediğiniz gibi artık indirim oranları düşecek. Bunun çünkü başka bir seçeneği yok. Bu sadece bize özel bir şey değil. Dünyanın her yerinde, erken rezervasyon konusunun olduğu her yerde aynı şekilde ilerliyor. Bizde de aynı şekilde ilerliyor. Ama erken rezervasyonda ve erken rezervasyon sonrasında da yine avantajlı fiyatları memleketimdetatil.com'da çok net bir şekilde rahatlıkla başka yerlerle karşılaştırmanızı da istiyoruz bu arada. Karşılaştırmanıza rağmen çok net bir şekilde uygun fiyatlı, avantajlı fiyatları orada göreceksiniz diyorum ve artık yavaş yavaş bitirelim isterseniz Necdet abi. Evet. Bu akşam güzel bir yayın yaptık yine. Kulak burun boğaz uzmanı bir doktor arkadaşımızla güzel konular konuştuk. Bizim de kendi konularımızı orada sorma fırsatımız oldu. Sağ olsun katıldığı için. Evet, yarın yine aynı saatte yine bu sefer araç konusunu tekrar konuşuyor olacağız. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle Eskişehir'den ve Belçika'dan selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. İyi akşamlar. Hoşça kalın, iyi akşamlar.